Artık buramıza kadar gelen reaction'lardan sonra evet. Yine bir reaction'lardan karşımızdayız. Evet. Mise. Evet. Mise'den. Let's go. Haşı. Son zamanlarda çıkan benim en sevdiğim şarkılardan biri. Yine albümü indirdim, dinliyorum. Klibi izledin mi? İzledim. İzlemedim, dinlemedim, bilmiyorum. İzledim, performansları da izledim. Zaten performanslarda klip aynı gibi hatırlıyorum sanki. Göreceğiz. İzliyoruz. Yes. İşte performansta musluk yok. Bu şey yok. Hatun ya. Sel basmış, su alın basmış yani. Boru patlamış. Suji. Hakikaten mankene benzemiyor mu? Evet. Çünkü öyle bir burçluk var altında. J.Y.B. Yok mu? Soriga duruyor. Yeah. Momi noga neryo. Yeah. Kendi suga opsa. Yeah. Çamı suga opsa. Şu an aslında can canlı izlediğimize inanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Ve canlı performansların o kadar kötü olduğuna da inanamıyorum. Evet, aynen. Mise kliplerinde ve performanslarında izlerken en çok eğlendiğim şey, biliyorum çok kötü bir insanım ama Min'in ayakkabılarının her zaman platform olması, diğerlerinin normal topuklu olması. Yine bunda da bu kadar platform var. Bak burada kırıcı kırmızı, burada değil. Hmm. Fark ettin mi? Evet. Tazelenmiş çünkü o arada belli ki. Güzel şarkı. Sesi ama canlı da izlediğinde böyle şeyler olmuyor. Hakikaten çok güzel değiller mi ya? Yani Brit'teki kızlarla şimdi kızlar bunlar yani aynı kızlar mı? Buradaki geçişler de hoşuma gidiyor. Çok güzel bir şey. Güzel şarkı. Hastasıyım. Ya hastasıyım. Mise'in Touch'tan sonra yaptığı en güzel şarkı. Touch, haş, touch, haş, touch. Müzik Bank'in arkasından yani hiçbir şey yaşamadım. Hani ya keşke gitmeseydim falan aklımın ucundan geçmedi yani. Yani çok çok iyi bir şey yaptım gitmekle. Ama bana bıraktığı tek hayal kırıklığı vardır ve tek kötü şey vardır. O da Miss A. Yani Miss A benim gözümde tamamen değişti. Çünkü yani
canlı performans adına bana hiçbir şey veremedi Mise'ye. Yani çok büyük hayal kırıklığına uğradı Mise'yle ilgili. Ya ama işin garip tarafı Suzy Gio ile canlı söyledi ve gayet iyiydi. Ya iyiydi. Yani niye? Bilmiyorum. Söylediği şarkılara bakıyoruz. Breed söylediler. Tamam. Onu da dans ederken söylemek biraz zor olabilir belki. Çünkü hareketler çok ciğer tamam. oynatıyorlar bildiği. Tamam. Başka ne söylediler? Şey. Goodbye baby goodbye. Onu da söyleyemediler. Evet. Niye? Ama Suzy söyledi ve Suzy belki de aralarında ses en kötü olan falan yani. Yani abi. Yok ya abarttım, o kadar da kötü değil Suzy, bir dakika. bayağı istemeden bayağı kötüledim Suzy'yi. Yani nefret ediyorum kendisini. Ya şöyle hani canlı performans adına hakikaten beklentimi çok yukarıda tutmamıştım ama yani beklentimi düşük tutmama rağmen ondan düşük beklentim, yani bir şey çıkarınca ortaya hani hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Bir de hani şöyle oluyor, şey izlemek gibi, animasyon film seyretmek gibi, bunlar gerçek değil biliyorsunuz yani. Evet. Yani seyrederken başa alıyorsunuz, gerçek değil ki bunlar, anlamıyorsunuz yani. Hani çok büyük hayal kırıklığı benim için ve hani hakikaten adapte olamıyorum yani bir şey seyrettiğimde artık. Böyle bir gözümün önüne geliyor yani. Önüne geliyor hayal kırıklığım yani. Ben o kadar herhalde diğerlerinden kaynaklı olsa gerek. Mise'in müzik bankten silmişim. Ha, ignore ettim. Yani çünkü Super Junior'da o kadar eğlendim. Yani. M Black olsun, FDI'nin de olsun. O kadar eğlendim ki yani. Mise'yi ben arada kaçırmışım. Kaynamış o arada. Ha, benim kafada. O yüzden ben bu klibi falan izlediğimde, bunun performansını falan izlediğimde hiç müzik bank aklıma gelmedi. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Ya ben bir şey gördüğüm an benim gözümün önünde böyle çat diye müzik bank geliyor. Yani tepkilerim geliyor aklıma. Çünkü ben mesela hani oraya gelen ne Beast'i dinleyen bir insandım, ne A.D.'yi dinleyen bir insandım. Hani evet dinliyordum ama hani çok büyük fanı değildim. Hani FT Island evet çok severim ve hani inanılmaz bana keyif verdi. Ama hani Mise'yi dinleyen ve bilen bir insandım ve hani böyle şey oldum. Bir de şöyle bir durum var. Sizin durduğunuz yerden daha iyi duyuluyor. Biz o kadar net duymuyoruz. Evet yani. Şey. Yani o kadar müzikaliteyi duymuyoruz. Yani çok çok hani tüyleri diken dikencik kıvamda. Hani bence pek çok insan aynı şeyi düşünmüş. Hani Mise olmamış buraya diye. Çünkü zaten hani yabancı bir ülkedesin. Hani zaten zor adapte olmak. Bir de Mise oraya olmamış. Yani olmamış, yetmedi şeyleri. Hani hem güçleri yetmedi koreografi adına, hem ses zaten yoktu. O açıdan bence hayal kırıklığıdır. Ve şu anda hani Mise'yi gördüğüm anda hiç silinmiyor gözümün önünden onların o performansı. Ha çok güzeldiler. Of. Kliplerdeki performansları muhteşem. Eminim ki Kore'de biraz daha belki daha iyidirler. Yani belki daha güçlülerdir. Ama yani ben zannetmiyorum ki JYP hani böyle şey olsun Mise konusunda. O çok eminim canım, acayip bir şeyler yapacaklar falan değildir JYP. Böyle bir güven hissetmiyordur. Ve hani geçen gün Sammy'nin yeni parçasında şeyle yeniyle düet yapacaktı diye. Böyle şey oldum yani. Abi kesinlikle olmalı. Çünkü Wonder Girls benim için hani hakikaten biçilmiş kaftan. Yani hani şeyi gördükten sonra Mise'ye yok abi. JYP'nin grubu mu Wonder Girls? Yani hani Mise değil. Olmamış Mise yani. Daha hazır değil Mise. Mise daha işlenme noktası yani. Evet. Daha adaptasyon süreci. Mise zaten aslında baktığında çok yeni bir grup. Evet. Kaç yani, yıl? 3 yıl mı? 4 yıl mı? Evet yani hani o daha... Gerçi 2PM'de. Olmamış yani. Ama 2PM'in çeşitli sansları var. 2PM'de çatır çatır. Hani üstünde çalışılmış bir grup o 2PM. Bir de 2PM üreten bir grup olmaya evet. başladı artık. Bir de hani şöyle düşün, 2PM oradayken 2PM'in bir başka bir üst şeyi yoktu. 2PM vardı. Yani başka bir tercihin yoktu. Ama başka bir Mise'in üstü vardı. Wonder Girls var çatır çatır yani. Hani Wonder Girls şu an belki hani bundan 2 sene sonra, 1 sene sonra Wonder Girls geri döndüğünde yani tamamen farklı bir üslupla çıkacaklarına ben eminim. Ve hepimiz diyeceğiz ki ulan Wonder Girls'e ne oldu yani, çok iyiler diyeceğiz. Çünkü artık hiçbir telaş kalmayacak çünkü Wonder Girls'le ilgili. Artık her şey bitti. Evet. Skandal oldu. Çıkacak mı? Hamile mi kaldı? Evlenince bitti abi. Evlendi, çocuğunu da yaptı. Bitti o iş. Çünkü bütün Wonder Girls evlenmiş gibi konuşuyor. Ama artık üyelerden biri yaptı bunu ve artık yine size ne yaşarlarsa yaşasınlar. Hiçbir idol için demezler ki fanlar, aa ne yapıyorsun sen diyemeyecekler. Bu iş yani. O yüzden de çok bence daha rahat, çok daha sınırların ortadan kalktığı bir iş olacak. Ama Mise için yani yok yani.
Neyse ben çok sevdim. Ya yani güzel şarkı, güzel bir şarkı. Çok klip güzel. Güzel bir klip. Yani yine klipleri konusunda pek ayak kıkanmadan. Evet, hikayesi yok ama zaten şarkı donuk bir şarkı. Ve dikkat ettiyseniz duruyorlar. Ve dans ediyorlar onun dışında da. Başka bir şey yapmıyorlar. Ve hani imgeler şarkı sözleriyle uyuyor. Baktım ben. Ya mesela Lollipop kısmı falan. Orada Lollipop'tan hani Lollipop gibi bir ısırmak, tat, şey, öyle bir şeyler diyor. O yüzden Lollipop falan. Hani öyle şeyler var şarkı sözleriyle bağlantılı olarak. Koreografiyi de çok seviyorum. Gece rüyalarıma giriyorlar. O kadar güzeller ki öleceğim. Yani şarkı olağanüstü. Şarkı çok güzel. Şarkıyı çok seviyorum. Bir touch, bir haş. Ya ne diyeyim? Allah JYP'ye sabır ve güç versin. Hep JYP kendi albüm çıkardığı için olur. Yani çalışması gerekiyor JYP'nin bu grup üzerine. Şahsen başka kadın, yani başka girl group izlemediğim için şu anda benim barım Misei'de. Hani bunun üstüne yeni bir grup gelir, hani yeni bir grubun canlı performansını izlemek fırsatını yakalarsam. Bence Misei için hiç iyi olmayabilir. Yani ha, o yüzden düşünüyorum. Hani o yüzden mesela diyelim ki oldu da bir şekilde Türkiye'ye Sistar geldi. Ne bileyim herhangi bir kız grubu geldi. O zaman Misei hakkında daha fazla kötü düşünür müyüm? Çok korkuyorum açıkçası. Ben kötü düşünmüyorum. Çünkü bu hani belli bir şey abi. Yani şöyle bir durum var. Misei sesi olmayan bir grup değil aslında. Ama bu daha acı. Ama evet, bir yerden daha acı, bir yerde de değil. Yani çünkü yani evet, demek ki dans ederken performans yapamıyorlar. Ama belki de şöyle bir durum var. Hiç yapamıyor olsalar o riski almazlardı abi. Bence orada da bir motivasyon düşüklüğü, bir şey, bir yorgunluk, jet lag, zartut, herhangi bir şey olabilir. Yoksa mama da EXO'nun yaptığını yaparlardı abi. Niye risk atsın ki kendini yani? Ya bilmiyorum ama... Çünkü yayınlanacağı da belli müzik. Ama hani şöyle söyleyeyim. Bak, müze teknik arzını unutmamak konusunda, lazım. Müzik band konusunda dünyanın en büyük şanssızlığını yaşayan gruptur Misei. Daha büyük bir şanssızlık yaşayamazdı Misei. Çünkü çıkış sıralamasına adına Misei çok kötü bir yerde çıktı. Yani FD Island'ın arkasından Misei çıktı. Daha kötü bir sıralama olamazdı zaten. Eylül'den önce, yani, Eylül'den sonra çıkmadı. Ya Eylül'den önce çıksa mesela, Eylül'den önce çıksa ilk açılışı Misei yapsaydı, atıyorum Misei, ondan sonra arada En Black olsaydı, Eylül'e FD Island Beast Super Junior olsaydı. Ama böylece En Black'te o kadar tutuk olmazlardı. Single benim yanıma gelirdi, elim tutardı. Ya yani aynen, onlar da açılış yaptıkları için çok streslerdi. Ama yani Misei... Ben de hayal kırıklığına uğramazdım. Misei'nin yeri çok yanlış bir yerdi. Yani FD Island'da Honki sahnenin santimetre karesi, milimetre karesine kadar dolaştı. Ve hani sesi hiçbir yerde kaymadı. Adam çatır çatır şarkı söyledi. Ve canlı performans sergiledi. Adam resmen mikrofondan, yani hiçbir playback olmadan duyduk adamı. Ve hani arkasından gelen bir kız grubu ve dördü de playback yapıyor. Yani hani of oluyorsun ya, of yani hani işte şanssız. Hayal kırıklığı oluyorsun ve düşünsenize FD Island'dan önce çatır çatır Eylül'ü dinlemişsiniz ve canlı çatır çatır Türkçe söylemiş, yani şey oluyorsun yani, tamam Misei'yi yok etmek istemişsiniz burada, anladık hepimiz yani. Yazık ya. Hani o açıdan çok büyük şanssızlık yaşadı ama hani Misei daha iyi olabilir mi? Ben daha iyi olabileceğine inanıyorum. Şansı var çünkü. Hani çok fazla o krizleri atlattılar. Artık yavaş yavaş oturmaya başladı grup. Bence iyi de olabilir. Çok da iyi bir müzik renkleri var. Hani güzel müzikler de yapıyorlar. Hatta şey, bir intro söylediler Music Bank'te, all, for all the independent ladies, evet, diye. Hani çok da keyifliydi. Hatta baktım hani tribünlerin hepsi de söylüyorlardı. Hatta yani koreografi yapılıyordu. Ama biraz daha üstünde çalışmaları gerekiyor. Yani bu çok normal. Biraz daha tek başlarına olabilmeyi öğrenmek gerekiyor. Zor. Zaman isteyen bir süreç. Ya bir de çok bölünmüş bir ekip. Tabii ki. Yani. Suzi sürekli çekim yapıyor. Evet, yani hani o açıdan zor. Beni korkutan şey JYP'nin Misei hakkında ne düşündüğü. Acaba gözünden çok çıkık mı, yoksa bence içeride tutuyor. Bence gayet el üstünde tutuyor. Çünkü Wonder Girls yok. Elinde başka hiçbir şey yok. 2AM'in hali belli. 2PM'in çok üzülüyorum söylemekten ama hali belli. Elinde şu an iş yapan sadece Misei var. Ama burada küçük bir risk var. Yeni gelecek bir boy band hazırlığı var içeride. Yani
yeni gelecek boy band benim çocuklarımın ağzını burnunu dağıtacak. Yani yeni bir boy band gelirse ve bütün dikkat ona kayarsa, bak 2PM'in şöyle bir şansı var. 2PM'de üyelerin tek başlarına yaptığı bir süreç var. Çansonu. Yani diziye koyduğunda çansonu çatır çatır dizi çekiyor. Nasıl çekiyor? Tak inanılmaz variyeti konusunda kuvvetli. Bu yankı öyle. Hep söylerler. Bir şekilde hayatta kalırlar. Ama Missey biter. Ben istiyorum ki herkes 2PM'i sevsin. Ama 2PM'i herkesin sevmesi zor. 2PM'i niye sevmiyor? Hatıs tonum demiyorum size. Ama neden sevmiyorsunuz? Onlar seni ne yaptı? Gayet de şebelekler yani. Ay, gayet şekerler. Gayet de hepsinin de çatır çatır six pack'i var. Hepsinin teker teker var. Başka hangi grupta hepsinin six pack'i var? Hepsinin bak. Hepsinin. Başka hangi grupta bütün elemanların six pack'i var? Yani hepsini görmediğim için bir şey diyemiyorum ben. O kadar detaylı incelemene gerek yok kanka. Big Bang'de yok. Yani Tapınkir'i görmedi. Belki var yani. Nereden bileceğim? Yok sonuçta. Bilmiyorum, görmedim. Görmedin, yok. Olsa görürdün. Yok. Bir işte hepsinin var mı? Bilmem, var mı? Geçen baktık galiba. Teşekkür ederim. Anla sonra. Evet. İçine kaçtı. Peki. İçine kaçtı. Ya biz de hepsini biliyor, evet. Hiç değil. Hadi. Hiç başka bir grubun çıktıkları andan itibaren six pack'i var mıydı? Hep bugüne kadar six pack'li mi oldular? Pardon. Ne oldu? Ben cevap vermeyeceği için kaç. Waffle mı geldi? Evet. Ha, waffle geldi. Biz gidiyoruz. İşte Missey. Ben waffle geldi biz gidiyoruz deyip kalktım bu arada. Sen haberin yok. Önce söylemesin. Missey bitiren videoyu bence. Evet. Şarkı çok güzel, klip çok güzel, koreografi çok güzel, müzik ben kötüydü. Evet. Güzel açıklama oldu. Çünkü waffle. Evet, waffle molası. Anio. Anio.